değerli arkadaşım. Sorumuza baktığımızda bak dostum. Çevre açı gördüğü yayın uzunluğunun yarısıdır. Yani burası 20 derece ise buradaki yay uzunluğu 40 derecedir. O halde BC eşit işte olduğuna göre burası da 40 derecedir. Gel C ile D'yi birleştir. Ya hocam hemen şunu yapıştırman gerekir. Çapı gören açı 90 derecedir. O halde bak arkadaşım burada 90. Aynı şekilde buradaki çevre açıda yayı gören çevre açı gördüğü yayın yarısıdır. 20 derece. Burası etti mi sana 40 derece. Burası 90sa x'e kaç derece kalacaktır? 50 derece. O halde doğru seçeneğim denizlidir. Değerli arkadaşım o a bir kere yarıçap olduğunu biliyorum. Aynı şekilde BC eşitmiş. O zaman burası da yarıçaptır. CO da bir yarıçaptır. Gel dostum B ile O'yu birleştirelim. E sen biliyorsun bunun da bir yarıçap olduğunu. Farkı nasıl? B, C, O bir eşkenar üçgen oluştu. Yani hocam burası 60 derece. Şuranın tamamı 60 derece. Burası da 60 derece. Dostum şunu yapıştırım. 70, 60 daha 130. Şuradaki açıya kaç derece kalacaktır? 50 derece. X artı 50, 60 olduğuna göre. O halde X'i buradan çekersem. X'im 10 dereceyle doğru seçeneğim. Bursa seçeneğidir. Değerli arkadaşım, sorumuza baktığımızda bu çokgenin çevresinden köşelerinden birer ne geçtiğini biliyorum. Bir tane çember geçtiğini biliyorum şu şekilde. Arkadaşım, bu çemberin yay uzunluğuyla şöyle gösterelim. Bu çemberin yay uzunluğu şuradaki uzunluklar aynı alabilirim. Yani ben buraya alfa dersem burası da alfadır. Burası da alfadır. Burası da alfadır. Çünkü çokgenin bütün kenarları birbirine nedir? Eşittir. Arkadaşım şöyle bir formülünüz vardı. Buradaki 36 derecemiz buradaki gördüğü yay uzunluğuyla arkadaki gördüğü yay uzunluklarının toplamının yarısı kadardır. O halde çapraza girdiğinde 72 eşittir 3 alfa. Her tarafı 3'e bölersem alfa eşittir 24 derecedir. Düzgün çokgen kaç kenarlıdır demiş. 360'ı da 24'e bölersek 15 gen olduğunu doğru seçeneğimi de Adana bulmuş olurum. Dostum sorumuza baktık. Eşitlik verilmiş. A'ya A yapıştırdım. O C bir kere yarı çap. 2 A mı? O A da 2 A'dır. Ya C O A bir ikizkenar üçgendir. Hoca bak burası 45 derece. Burası da 45 derece. Daha sonra O B'nin de ben bir yarı çap olduğunu farkındayım. Yani burası da 2 A'dır. Bak burası 90 derece. Sana bir soru dostum ya. 90'ın gördüğü 2 A ise neyin gördüğü A'dır yarısı? 30 derecenin. Ya şurada M kuralı var, bak, 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 bak. Ben ne biliyorum? 30 da, 45'in toplamı kimi verecektir? X'i. 30 artı 45 dereceden ne biçim 45 oldu? O? 75 dereceyle doğru seçeneğim edir nedir? Değerli arkadaşım sorumuza baktığımız zaman bak çap tt ne olmak zorundadır? Dik olmak zorundadır. Buraya R dersem burası da R'dir. Burası da R'dir. Burası da R'dir. Bunlar birer yarı çaptır. Hocam bak EAC şuradaki küçük açıya 40 derece dermiş. Geriye ne kalır? 50 derece. İkiz kenarsa hocam bak burası da 50'dir. 50-50-100 ise buraya kaç kalır? 80 derece kalacaktır. COD yani şurası 70 derece. Etti mi sana 150 bütünler olduğuna göre buraya kaç derece kalacaktır? 30 derece. Hocam DOB de bir ikiz kenardır. Burası 30sa şuralara, dostum bak 75 dereceye 75 derece kalmış oldu. Benden istenen BDF BDF şu arada kalan yeşilli bölgenin açısı Kaç derecedir diye sormuş. Hemen şöyle çözelim. Arkadaşım bak bizim E, e A, D, F doğrusuna paralelse burası dikse burası da diktir. Hocam 90, 30 şuraya 60 derece kalır. Tamamı 75 olduğuna göre küçük yeşille gösterilen yerin 15 dereceyle doğru cevabımın Adana şıkkı olması gerekir. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda Güzel bir soru var karşımda. Bir numaralı program seçiliyken buton saat yönünde 175 derece döndürüldüğünde kaç numaralı program seçilmiş olur diyor. 8 numaralı program seçiliyken buton saat yönünde 115 derece yani şöyle 115 derece döndürüldüğünde bir numaralı programa denk geliyormuş. Peki arkadaşım şuraların bütün yay uzunlukları birbirine eşit olması gerekir. Alfa dersem 3, 4, 5, 6, 7 tane alfa yapar. Bu 7 tane alfa tamamı 360 derece olduğuna göre bu yay uzunluğunun şuradaki 115'i çıkarırsam 7 alfayı bulmuş olurum. 7 alfa eşittir 245 derece olacaktır. Her tarafı 7'ye böldüğümde alfa eşittir 35 derecedir. Dur bakalım bizden ne isteniyor bizden bir numaralı program seçiliyken buton saat yönünde 175 derece 175'i 35'e bölersek 5 kez mi var evet demek ki 5 tık ilerleteceğim bir numaradayım 1 2 3, 4, 5. Hangi numaraya gelirim? 6 numaraya. O halde doğru seçeneğim Denizli'dir. Değerli arkadaş sorumuza baktığımızda BA evet FD'ye paralelmiş. Şunu diyebilirim. Aynı yöne bakan açıların toplamı 180 yöndeş 70 ise şuraya kaç kalacaktır? 110 derece. Ayrıca yarıçap çap TET ne olmak zorundadır arkadaşım? Değil. Yani burası nedir? 90 derecedir. Buraya ne kalır? 20 derece. E burası yarı çap. E burası da yarı çap. İkiz kenardır. Burası da 20 derecedir. Hocam iki iç açının toplamı komşu olmayan bir dış açı eşittir. Yani burası 40 derece. E burası 90 derece. E burasına ne kalır? 50 derece. Değil mi? Üçgen iç açılar toplamından. O halde doğru seçeneğim C. şıkkıdır. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda E ile F'yi birleştirelim. Bak burada bir kirişler dörtgeni oluştu. Kirişler dörtgeninde karşılıklı açıların toplamı 180 derecedir. 72 ise burayı 108 derece kalır. e Gerisi 72 derecedir. Yine bak burada kirişler dörtgeni oldu. Karşılıklı açılar toplamı 180 ise buraya yine 108 derece kalacaktır. O halde doğru seçeneğimin Bursa olması gerekir. Değerli arkadaşım güzel bir soru var karşımda. Bu dart tahtası pozitif yönde 150 derece döndürüp batılsaydı aynı atışları yapan Rümeysa kaç puan alırdı? Birincisi tamamı 360 derece. Kaç bölmeden oluşuyor? 12 bölmeden. Böldüğümde 30 derece. Bu şu demek her bir bölme 30'ar derece demektir. Tamam Rümeysa 2, 5, 11 sayılarını vuruyor. Bak 2'yi vuruyor, 5'i vuruyor. Ve 11'i vurup toplam 18 puan oluyormuş. Peki ben bu ta da tahtayı, <laughs> dar tahtasını pozitif yönde 150 derece döndürecekmişim. Bak 150 döndürelim. 30, 30, 30, 30, 30, 30 derece. 1, 2, 3, 4, 5 adım ilerleyeceğim. Aslında ben 150 derece döndürdüğümde bir tane başlangıç noktası seçelim. 2 olsun mesela ilk attığım 2'ye denk geldi. 5 adım ilerleyecek. 2 artık buraya denk gelmiş olacak. <laughs> Pardon. Yani 7'ye denk gelmiş oldu. 1 2 3 4 5 adım. Her birini 5 adım ilerleteceğim. Bak 5'i vuran arkadaş 150 derece döndürdüğünde 1 2 3 4 5. 10'u vurmuş olacak. 7'yi vurdum. 10'u vurdum. Peki 11 vuran adı 5 adım ilerletiyorum. 1 2 3 4 ve 5. 4'ü vurdum. Toplamları sorulmuş. Topladığımda 21 puanla Adana şıkkını almış olur. Değerli arkadaşım efsane bir soru ya hocam üçgen sorusu çember nerede diyorsun gel dostum D ile C'yi birleştirelim ikiz kenar dik üçgen oldu burası 45 derece burası da 45 derece ben şunu biliyorum değil mi çapı gören çevre açı 90 derecedir bak burayı DC'yi çap kabul edersen burası 90 derece e burası 90 ise şurası da 90 derece demek ki Demek ki bizim çemberimiz hop hop ben şöyle bir daha çiz hocam güzel çember çizemini sonra anlamıyoruz. Bak 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 şöyle bir çember çizmeye çalışalım. Evet. O halde arkadaşım bizim DC'de çap şeklinde düşünmemiz gerekiyor. Peki çevre açının gördüğü yay uzunluk neydi? Evet yarısına eşitti. Yani burası 45 gördüğü yay uzunluk 90'dır. E, x de aynı yay uzunluğu görüyor. Yarısını eşit olacaktır. x'in 45 dereceyle. Doğru seçeneğimin C olması gerekir. Değerli arkadaşım, ya ne yapalım? A ile K'yi birleştirelim. K ile B'yi birleştirelim. C ile K'yi birleştirelim. K ile D'yi birleştirelim. Bak dostum, şuradan da teğet geçen iki çemberin arasından bir doğru gönderelim. T doğruları birbirlerine eş doğrulardır. Farkındaysan AKB'de bir muhteşem üçlü vardır. 90 derecedir. Aynı mantık burada da geçerlidir. Burası da 90 derecedir. Burası beta ise karşı 180 eksi beta. Burası alfa ise karşı 180 eksi alfa. Ben biliyorum ki burası tam açı tamamı 360 derecedir. 180 eksi beta artı 180 eksi alfa artı 90 90. Kime eşit olmalı? 360'a. Hocam 180, 180 karşıdaki 360'ı götürür. Burada eksi beta, eksi alfa artı 180 eşittir 0 kalır. Bu eksili olanları karşıya atarsam 180 eşittir alfa artı betadır. Bağıntı ne olabilir? Alfa artı beta 180 dereceyle doğru seçeneğim Adana şıkkıdır. Değerli arkadaşım güzel bir soru var karşımızda. Gel şu iki teğet geçen çemberin arasından bir doğru gönderelim. Bak burada ne olacaktır? Teğet geçen doğruların uzunlukları birbirlerine eşittir. Daha sonra şöyle bir hamlede bulunalım. Bak dostum bu çevre açı 65 ise bunun gördüğü yay uzunluğu BE'dir. Buranın 130 olması gerekir. Peki bu yayı gören çevre açı aha da şuraya denk gelir. Yarısı yine 65'tir. İki iç açının toplamı komşu olmayan bir dış açıya eşittir ki topladığımızda dış açının buranın 90 derece. O zaman şuralara 45 derece 45 derece olması gerekiyor. Biliyoruz ki burası 90 sağ arkadaşım. Bunun oluşturduğu buradaki çevre açı bunun yarısıdır. Yani 45 derecedir. Biliyoruz ki son kez iki iç açının toplamı komşu olmayan şuradaki dış açıya eşittir. O halde o halde x eşittir 45 artı 25'ten x eşittir 70 dereceyle doğru seçeneğim denizli şıkkıdır.